Merhabalar, Avukat Tuğçe Biner ile Güncel Hukuk Programı'na hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var, Sertan Kırço, kanalın genel müdürü. Merak ettikleri var kendisinin. Biz de bu merakı gidereceğiz. Araç değer kayıpları ile alakalı. Kendisinin bize soruları olacak. Biz de bu soruları yanıtlayacağız elimizden geldiği kadar. Hoş geldiniz Sertan Bey. Hoş bulduk Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten programın formatını benim merak ettiklerim üzerine yapacağımız için. Çünkü benim merak ettiğim birçok şeyi gerçekten birçok merak eden kişi var. İyi olacak bunlara cevap vermemiz. Umarız onlara faydalı oluruz. Araç kazalarında hasar oluştuktan sonra vatandaş bunu talep edebiliyor sigortadan. Ve bu belli bir aşamaya geldi. Şimdi çok fazla kaza olduğu için artık bu öğrenilmiş bir şekilde. Ancak değer kaybının ne olduğunu, nasıl talep edildiğini, talep edilebildiğini bile vatandaş bilmediği için merak edilen bir konu. Araçta değer kaybı. Evet, ben de mesela duymuştum ama bunun nasıl detaylandığını, işte örnek veriyorum kaza yaptığımızda neler yapmamız gerektiği, işte ne bileyim ya da kaskoyu yaptırırken poliçede neler eklenmesi gerektiğini hiç bilmiyordum. Araştırmadım da. Yani hiç çok şükür başıma gelmedi. Biraz dikkatli bir kullanıcıyımdır diyelim. Ama onun dışında tabii ki bir sürü kişinin başına geliyor sanırım. Evet. Size de çok başvuruyorlardır bu konuyla ilgili. Evet. Toplu olarak. Ben aslında en başından merak ediyorum Tuğçe Hanım. Biraz şimdi olayın köküne inelim birlikte sizle. Aracı alırken mesela nelere dikkat etmemiz lazım? Çünkü bu olayın başımıza gelmesi için bir aracımızın olması lazım. Ama şimdi, o aracı alırken nelere dikkat etmek lazım? Aracı alırken ve satarken ikisi de aynı. Çünkü aracı alırken bir tarafta satıcı oluyor. İkisinde dikkat edilmesi gereken hususlar mesela çeşitli bu araç satımı için siteler var. Buraya genellikle bu siteler aracılığıyla veya ilan konulması suretiyle satış yapılıyor. Burada satarken belirtilmesi gereken araçta hasar var mı? Araçta ağır hasar var mı? Veya araçta boya var mı? Ekspertiz raporları bu konuda önemli. Ve pert kaydı var mı? Ne kadar var? Hani bunların araç satışında belirtilmesi gerekiyor. Ve alırken de alıcının bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü araç değer kaybında bizim talep ettiğimiz şey, araç değer kaybı nedir? Öncelikle ondan da bir bahsedelim. Aracın şu anki rayiç değeri, piyasa rayiç değeri neyse bir kazaya maruz kalıyor. Kaza mağduru oluyor araç. Satarken tabii ki bu kazadan sonra değeri düşüyor. Çünkü hasara uğruyor. Tamam, o hasarı bir sigorta şirketinden veya kusurlu taraftan alabiliyoruz. Ancak arada bir değer kaybı oluşuyor. Bize aracı kazadan önceki ve sonraki değer kaybı araç değer kaybı olarak talep ediyoruz. Peki aracı satarken bunu belirtmemiz neden önemli? Ayıp konusunda önemli. Eğer biz bu hasarı belirtmezsek, kilometresi düşürülmüş araç satın alırsak veya satarsak, burada yine kilometresi düşürülmüş araç satılırsa bu bir suç. Savcılığa başvurulabilir, şikayet edilebilir. Araçta hasar kaydı varken bunu belirtilmeden de yine satılırsa alıcı ayıba karşı tekeffül, yani ayıplı mal satmış oluruz. Peki hemen araya girip bir soru sorabilir miyiz? Hemen merak ettiğim bir soru var sizin anlattıklarınızı istinaden. Şimdi aracı alırken örnek veriyorum, 100 TL'ye aracı aldık. Ama aracın hasarlı olduğunu, işte boya olduğunu daha önceden bilerek aldık bu aracı. Ama 100 TL'ye aldık. Ama aslında o aracın fiyatı 80 TL'ydi. Ben 100 TL'ye aldım. Daha sonra bu araçta ben kaza yaptım. Sonra aracı satarken bir değer kaybı olup tekrar aracı 80 TL'ye örnek veriyorum satmaya çalışıyorum. Bu aradaki değer kaybını alabilir miyim mesela? Zaten bu araç değerinin üzerinde alınmış zamanında. Şöyle, değer kaybı ve hasardan kaynaklı değer kaybı da aslında bir tazminattır.
hasar nedeniyle oluşan zarar da bir tazminattır. İkisi de ama farklı tazminat kalemleridir. Bilerek aracı piyasa rayiç değerinin 80 bin olduğunu ve araçtaki ayıpları bilerek alıyorsam ve buna rıza gösteriyorsam, sözleşmeyi kurmuşum, ifa etmişim, edimler yerini bulmuş. Artık bu konuda eski satıcıya yapabileceğim bir şey yok. Ancak 80 bin liralık araç kazadan sonra 70 bine düşüyor diyelim. Halbuki 100 bin liraya aldık. O aradaki 10 bini kazada kusurlu taraftan veya onun sigorta şirketinden talep edebiliyoruz. Kusurlu bir taraf yok. Ben kendi kendime kaza yaparsam. Tek taraflı kazalarda değer kaybı talep edemeyiz. Öyle mi? Ben gittim, aracımla duvara çarptım. Burada değer kaybını talep edemeyiz. Bunu zaten hangi durumlarda değer kaybı talep edebiliriz, edemeyiz konusunda konuşalım. Araç değer kaybı dedik, kazadan önceki değeriyle sonraki değeri arasındaki farka biz aracın değer kaybı diyoruz. Peki bunun hesaplaması nasıl olur? Eskiden yönetmelik ekinde bir hesaplamayı gösteren bizim ekimiz vardı. Ona göre işte aracın değeri, kilometresi, işte belirlenmiş fiyatı, bunlara göre bir araçtaki hasar, buna göre bir araç değer kaybı hesaplanıyordu. Bir hesaplama yöntemi vardı. Ancak şu an son güncel olan reel değer kaybı dediğimiz araçtaki reel değer kaybını istiyoruz biz. Bu da bazen işte aracın kilometresi çok yüksek. Ancak değer kaybı normalde daha az çıkabiliyor burada. Yani yıpranmış araç olduğu için daha az oluyor. Evet, daha az değer kaybına uğradı. Yani orada yönetmenin ekindeki hesaplamayla. Ancak artık buradan güncel olan reel değer kaybı, bizim değişiklik 20 Mart 2020'den itibaren artık biz araçtaki reel değer kaybını talep edebiliyoruz. Zaten Anayasa Mahkemesi kararı da var. Diyor ki araçtaki gerçek değer kaybını biz alacağız. Bu yönetmenin ekindeki hesaplama yöntemi gerçek değer kaybını yansıtmıyor. Bu sebeple araç kaza tarihindeki piyasa rayiç değeri ile kazadan sonraki piyasa rayiç değeri arasındaki farkı işte bu ilan siteleri, ticaret hayatında ne kadar satılıyorsa reel değer kaybını talep edebiliyoruz. Bir diğer husus, yine kaza oldu. Kaza anına bir bakalım. Kaza anında ne yapmalıyız? Zaten öncelikle hemen sigortaya haber veriyoruz, polise haber veriyoruz. Kaza tespit tutanağı tutuluyor orada. Kaza tespit tutanağı nasıl tutuluyor? Geçerli nedir? Ona bir değinelim. Kaza tespit tutanağı bazen taraflar arasındaki anlaşma deyip şöyle kağıdımız var. Kağıdın bir kısmında işte şu plakalı aracın bilgileri, bu kısmında diğer aracın bilgileri. Altta da sürücüye ayrılan bir alan var. Bu alanda diyor ki şu işte KTK'nın şu maddesine uymadığı için, işte kırmızı faslalı ışıkta geçtiği için diğerine sarı faslalı yanıyordur. Bu sebeple bu taraf daha kusurludur. Veya öyle kaza tespit tutanakları geliyor ki önümüze, diyor ki ayağım kaydı, frene basamadım, gaza bastım yanlışlıkla diyor. Sürücü imzalıyor bunu. Burada rızai bir tutanak oluyor. Yani tarafların anlaşması diyoruz. Bu kaza tespit tutanağı oluşmuş oldu. Orada tüm bilgileri 4 sayfadan şu anlık, 4 sayfadan oluşan bir kaza tespit tutanağı. Tremer kaydı da diyoruz biz buna zaten. Bu oluşturuluyor. Peki bunları delil olarak kullanabilir miyiz kaza tespiti? Evet. Sigorta şirketine başvururken, hasar kaydı talep ederken bunların hepsinde bunu delil olarak kullanabiliriz. Peki başka delil yok mu? Bu kaza tespit tutanağı neyi belirliyor? Kusuru belirliyor. Hangi taraf kusurlu? Bunu belirliyor. Ha, eskiden işte 8'de 7, 8'de 1 sen kusurlusun diye bir kusur oranı belirlenmiş. Ancak artık rızai olarak yapılıyor ve aşağıda o belirtilen alanda evet
yanlış bir sollama yaptım diyor. Altını imzalıyor. Burada artık bir delil haline gelmiş oluyor kaza tespit tutanağı. Mahkemelerde kullanabilir miyiz? Sigorta yeterli ödemeyi, sigorta şirketine başvurduk hasar için, değer kaybı için. Yeterli ödemeyi yapmadı. Biz de bu kaza tespit tutanağı ile birlikte sigorta tahkim komisyonuna veya ben tahkime gitmek istemiyorum, dava açmak istiyorum deyip dava açtığımız zaman kaza tespit tutanağını sunarak bir değil, sunabiliriz. Kusur oranının belirlenmesine katkıda bulunabiliriz. Peki bu değer kaybını böyle bir durumda hangi sigortadan, yani kendi sigortamızdan mı, karşı taraftan mı talep ediyoruz? Kaza oldu, hasarı aldık diyelim, hasar kaydı oluştu, hasarı aldık sigorta şirketinden. Ancak değer kaybı için bir başvuru yapmamız gerekiyor. Bu değer kaybına da yine sigorta şirketine öncelikle başvuruyoruz. 15 gün içerisinde, 8 gün içerisinde sigorta şirketi ödeme yapması gerekiyor. Yapmadı. Biz başvurudan itibaren 15 gün içerisinde tahkim yoluna başvurabiliriz. Sigorta tahkim komisyonu. Ben her zaman sigorta tahkim komisyonunu öneriyorum. Dava açmak yerine. Neden? Çünkü daha kısa bir sürede çözümleniyor. Devlet mahkemelerinde 2 yılda, 3 yılda çok mesela istinaf sınırının üstünde, Yargıtay sınırının, temyiz sınırının üstünde 100 bin liradan daha fazla bir değer kaybımız bazen olabiliyor. Burada Yargıtay'a gidiyor dosya, istinafa gidiyor derken çok mesela, uzun bir süre oldu. Çok uzuyor. 2 yılı, 3 yılı, 4 yılı bulabiliyor. Bu yüzden tahkimde daha hızlı çözümlendiği için tahkime başvurmayı her zaman tavsiye ediyorum. Kaza yaptık, başvuru yaptık sigorta şirketine. Hangi sigorta şirketine başvuru yapacağız? Kazaya iki kişi karıştı. Ben müvekkilim değil, diğer vatandaşın sigorta şirketine başvuru yapıyorum. Oradan tahsil etmek istiyorum. Peki nasıl, neye göre tahsil edeceğim bunu? Bir kazada %100 haklı olabiliriz. Hata bende değil kesin. Duran arabama çarpmış. Burada karşı taraf %100 kusurlu. Veya kırmızı ışıkta duruyorum. Gelmiş arkadan çarpmış. Hatalı sollama yapmış. Bu durumlarda %100 haklıyım. Karşı taraf %100 kusurluysa benim araç değer kaybımın %100'ünü karşı tarafın sigorta şirketi ödemek durumunda. Ancak ben %25 kusurluyum. Karşı tarafta %75 kusurlu. Araçtaki değer kaybı da diyelim ki 10 bin. Bu halde %75'ini ödeyecek karşı tarafı sigorta şirketi bana. Yani 10 bin liraysa 7500 lira ödeyecek. Anladım. 2500'ü yine tahsil edemeyeceğiz karşı tarafta. Peki aksi durumları sormak isterim. Çünkü trafikte gerçekten sigortası olmayan, kaskosu olmayan araçlar da var. Öyle bir durum olursa yine de hareket etmek gerekiyor mu? Bu artık hani bu sigorta şirketine başvurmak da tamamen kişinin iradesinde. Buradaki zararı, değer kaybı dediğimiz tazminat dedik. Bu tazmin ettirme de kişinin iradesinde. Biz sigorta şirketi yok. Aslında zorunlu mal mesuliyet sigortası, zorunlu bu. Yaptırmak zorunda 41 bine kadar da sigorta şirketi ödeme yapıyor. Diğer trafik sigortası için değil mi? Diğer sigorta türümüz ne? Kasko. Bu da ihtiyari, yaptırabiliriz. Mesela yaralamalı, ölümlü bir trafik kazası olsa 41 bin mümkün değil. Evet. 600-700 bin milyonlara çıkıyor bu tazminat miktarı. Çünkü bir kişi vefat etmiş ve yakınları bundan dolayı zarara uğruyor. Bunu da yine kasko sigorta şirketine başvurarak tahsil edebilir. Burada dedik ki sigorta yok. Bu durumda yapacağımız şey aracın sürücüsüne veya aracın sahibine başvurarak yine zararın giderilmesini isteyebiliriz. Çünkü orada aslında iki taraf var. Mağdur araç diyelim, bir de kazaya sebebiyet veren araç diyelim. Mağdur araç ve onun sigorta şirketi bir taraf, kaza
sebebiyet veren araç bir taraf ve onun sigorta şirketi de yine onunla aynı tarafta yer alıyor. Bir riski teminat altına alıyoruz biz sigorta yaptırarak. Evet. Bu durumda sigorta şirketi yoksa o kişiden tahsil edebilme imkanımız varsa yani ona başvurarak ondan da isteyebiliriz. Evet, ama genelde tabii ki bu durumlar tahmin ediyorum ki mahkemelere taşınıyordur. Evet. Peki mahkeme mi, tahkim mi? Sigorta şirketine başvurduk. Sigorta şirketi ödeme yapmadı. 15 gün içerisinde biz sigorta tahkim komisyonuna kaza fotoğrafları, kaza tespit tutanağı, eksper raporu aldırabiliriz. Bunlarla işte araç her iki tarafın ruhsatı, kimlik fotokopileri vesaire bunlar zaten hasar dosyası oluştuğu için bununla birlikte sigorta tahkim komisyonuna başvuruyoruz. Sigorta tahkim komisyonuna başvururken sitesine giriyoruz zaten bir tane var. Sigorta tahkim komisyonu sitesinde bir başvuru formu var. Bu başvuru formunu dolduruyoruz. Ekleyeceğimiz hususlar olursa ki biz avukatlar her zaman ekleyeceğimiz hususlar oluyor. Bir 5-10 sayfalık bir dilekçe ekliyoruz ona. Diyoruz işte olayı açıklıyoruz. Neden bize ödeme yapılması gerektiğini açıklıyoruz. Talebimiz neler? Onları söylüyoruz. Değer kaybı olabilir. Değer kaybından başka taleplerimiz de olabilir. Mesela değinmek istediğim bir talep daha var. Burada taraflardan biri zarara uğrayan mağdur taraf. Diyelim ki rent-a-car, taksi yani ticari olarak bu aracı kullanıyor. Bu durumda aracın yedeğiminde kaldığı, yapıldığı süredeki mahrumiyeti de talep edebiliyoruz. Yani diyelim ki aracı ben 10 gün yedeğiminde kaldı veya 10 gün boyunca bu aracın yapılma süreci, bakım, onarım süreci oldu. Bu durumda 10 günlük, günlük 500 liradan bu aracın getirisi varsa o 10 günlük 5000 lirayı da biz yine sigorta şirketinden talep edebiliyoruz. Burada talep ederken öncelikli bir nokta var. Bu da hangi alacak olarak talep edeceğiz? Biz başvururken her davada kazanma ve kaybetme riski yani ihtimali olduğu için kaybetme riskine binaen biz düşük bedelden davaları açıyoruz. Sonrasında bunu yükseltiyoruz. Çünkü kaybettiğimiz zaman karşı tarafın vekiline, avukatına bir ücret ödeyebiliriz. Harçlar, masraflar üzerimize kalabilir. Dava değeri arttıkça, talep değeri arttıkça masraf da artar. Bu sebeple 10 liradan, 50 liradan, 100 liradan biz zararımız budur deyip davayı veya tahkim başvurusunu açıyoruz. Peki kaybetmemek için alacak kalemi olarak işte dava türlerimiz var. Belirsiz alacak olarak açabiliriz. Kısmi alacak olarak açabiliriz. Çünkü düşük miktardan açıyoruz. Bunu burada dikkat edilmesi hususu ne? Eksper raporu. Eksper raporunu biz başvurumuza ekledik. Peki bu başvuruda sadece kusur oranı mı belirlenmiş yoksa biz zaten değer kaybı belirli ve bunu talep ediyoruz. Böyle bir eksper raporu mu var? Eğer zaten değer kaybı belirlenmişse biz bunu artık belirsiz alacak davası olarak açamayız. Bunu biz kısmi dava olarak açarız. Çünkü başvuruyu inceleyenler diyecek ki senin başvurun zaten belirli bir alacağın var. Belirlemişsin. Sen bunu belirsiz alacak davası olarak açtığın için bu artık hukukun, usul hukukunu ilgilendiren bir alan oluyor. Vatandaşın bunları bilmesi, sürelerdir, işte talep ederken nelere dikkat etmesi gerekiyor, hangi alacak olarak açması gerekiyor, riske girmemesi gereken hususlar artık hani avukatların, danışanların bunların bilebileceği hususlar oluyor. Burada da kesinlikle danışılması veya bir avukatla yürütülmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüksek değerden açar, davayı yanlış açar. Bu durumda alacağını alamadığı gibi masraflar da üzerine kalıp bir de karşı tarafın vekalet ücretini ödemek durumunda kalır.
gelirim nereye başvurulur dedik. Önce sigorta şirketine, karşı tarafın sigorta şirketine veya karşı zarar veren araç sahibine veya sürücüsüne, işletenine başvuruyoruz. Ödeme yapmadı. 8 gün içerisinde sigorta şirketi ödeme yapması gerekiyor. Yapmadı. Biz de 15 gün içerisinde tahkime başvurabiliriz. Dava açabiliriz. Davada ilk itiraz olarak tahkim önümüze gelebilir. Çünkü tahkime başvuru ilk itirazdır. Tahkim önümüze gelebilir. Sonrasında tahkime başvuruyoruz. Başvuru formu zaten hazır. Oradaki bilgileri ekliyoruz. İşte sigorta şirketiyle yapılan görüşmeleri, mailleşmeleri, yazılı olarak başvurulmuş, posta yoluyla başvurulmuşsa onların cevapları, ödeyeceğim, ödemeyeceğim şeklinde bunlarla başvururuz. Peki zaman aşımı nedir? Burada genel zaman aşımı, değer kaybı bir tazminat kalemi olduğu için borçlar kanunundaki tazmin kalemine bakacağız. Zaman aşımı burada herhalde 10 yıl ve zarar tarihinden itibaren de 2 yıl. Herhal nedir? Ben kaza oldu. Aracımı ben Türkiye'ye bıraktım. Yurt dışına gittim. Ve 4 yıl sonra geliyorum. Bakıyorum ki aracım 4 yıl önce bir kazaya uğramış. Benim öğrenme tarihim artık o an oldu. O andan itibaren 2 yıl içerisinde başvurabilirim. Ancak kaza tarihi de 4 yıl önce olmuş ya. 4 yıl geçti. Geriye hani bizim herhalde 10 yıl dediğimiz 10 yılda burada, yani geriye artık 6 yılımız kaldı. Herhalde herhal dediğimiz bu herhaldeki 10 yılda o kaza tarihten itibaren işlemeye başlıyor. 2 yıllık başvuru zaman aşımımız da öğrenme tarihinden itibaren başlıyor ki genellikle de kaza anında iki tarafta sürücü iki taraflı olduğu için o kaza tarihi itibariyle de öğreniliyor. Öğrenilebiliyor. Peki değer kayıplarını biz hangi durumlarda isteyip hangi durumlarda isteyemiyoruz? Aracınla gidiyorum ben. Farımı alıp götürdü birisi. Tamam. Farıma çarptı diyelim. Bu veya elektrik aksan, plastik aksan. Bunlarda değer kaybı talep edemiyoruz. Aracın elektrik aksanındaki plastik parçalarından değer kaybı talep edilemiyor. Yani kaporta üzerinden edilebiliyor. Evet, işte kapıya çarpmış olabilir. Araç tavanı çok önemlidir zaten araç değerinin belirlenmesinde. Kazalarda biz değer kaybını talep ediyoruz. Hava yastığı açılması mesela, bunlar da aracın değerini en çok düşüren durumlar. Başka araç perte çıktı diyelim. Pert araçta değer kaybı talep edilmez. Zaten orada ya yenileme olabiliyor, aracın yenisini verilebilir ya da aracın bedeli verilebiliyor. O durumda zaten araç bedelini alındığı için değer kaybı söz konusu olmuyor. Tamamen karşılığını aldıkları için. Evet. Pert araçta olmuyor. Elektrik aksan dedik. Plastik parçalarda değer kaybı talep edilemiyor dedik. Bunun dışında yine tek taraflı bir kazamız olursa, hani iki taraflı değil, bu durumda karşı tarafın sigorta şirketi olmadığı için nereden talep edeceğiz? Zaten ben %100 kusurluyum. %100 bizim kusurlu olduğumuz her kazada değer kaybı talep edilemiyor. Doğal afette? Burada yine poliçe şartlarına bakmak gerekiyor. Genellikle zaten poliçelerde değer kaybı talep edilemez diye yazıyor. Bu husus geçersiz. Ona dikkat etmek lazım değil mi? Evet. Kasko sigortasını kesinlikle yazdırın. Kasko sigortasına hukuki yardım, dava ücreti, avukat ücreti. Bunlar çok önemli. Evet ya. Evet. Yani kasko araç sigortasına, ihtiyar sigortaya kesinlikle yazdırılması gerekiyor. Yani hukuki olarak yardım. Hukuki yardım. Değer kaybı. Değer kaybı evet. Araçta işte avukatlık ücreti ben mecburen kazaya yaptım. Avukatla yapmamız gerekiyor. Tabii. Yani tüm bu şeyleri kasko sigortasına, yani ihtiyari sigortanıza ekletmenizde fayda var. Bunun dışında doğal afet dedik. Doğal afette de zaten tek taraflı değil, hani mücbir sebep
olduğu için yine değer kaybı söz konusu olmayacaktır. Burada hasara uğramış oluyor araç. Yine biz hasar kaydını kendi sigorta şirketimizden, kasko sigortamızdan talep edebiliriz. Yani burada poliçe çok 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 önemli. Her poliçe, konuda değil kesinlikle, mi bu poliçe? Tabii. yani zorunlu sigortayı yaptırmayanlar dahi var ama zorunlu sigorta 41 bine kadar karşılıyor. Ancak araçların şu anki değerlerini görüyoruz. Yani 41 bine araba kalmadı zaten. Evet. Bir hasar olduğunda en ufak bir çizik vesaire 5-6 binden mesela far diyelim kırıldı. 5-6, 10 bine kadar işte. Çıkabiliyor. Ayna mesela, aracın aynasını yine bunu da karşılamıyor değer kaybı. Burada belli bir miktara kadar zorunlu sigorta karşıladığı için kasko sigortası kesinlikle yapılmalı. Çünkü özellikle ölümlü ve yaralamalı bir kaza olursa ve siz kusurluysanız bu sefer yaralananın kendisi, ölenin ailesi burada size tazmin için başvuracaktır. Ayrıca bir ceza dosyası da açılıyor. Bu arada ayrıca bir ceza dosyası açılmışsa, yaralamalı diyelim, bir trafik kazası olmuş. Onu da tahkime başvururken kesinlikle soruşturma evrakı eklenmeli. Bunu istiyor. Açık rıza beyanı istiyor tahkime başvuruda. Bunlar önemli. Eksper raporu, yine kusurun kimde olduğunu belirlemek için gerekli. Kaza tespit tutanağı da yine kusurun kimde olduğunu belirlemek için gerekli. Bunları ekleyerek tahkime başvuruyoruz. Devlet mahkemelerine göre daha kısa bir süreçte sonuçlandığı için tavsiye ediyorum. Ha, burada bir vekalet ücreti de sıkıntı yaşanıyor. Tahkimde 5'te 1 mi olacak? Tam vekalete mi hak eder avukat? Bunu da yine biz dilekçelerimizde belirtiyoruz. Tam ücreti hak edeceğini. Onunla ilişkinde farklı kararlar var. Tahkimden farklı hakemlerin vermiş olduğu farklı kararlar var. Bu şekilde. Harika. Evet, gerçekten çok zor bir konu. İşte ama poliçelere, tutanaklara çok dikkat etmek lazım. Poliçelere dikkat edilmesi gerekiyor ve değer kaybını halen vatandaş bilmiyor. Diyor evet. Ki hasar aldım, benim aracımın zararı giderildi işte. Hasar işçiliktir, parça bedelleridir. Bunlar giderildi diyor. Ancak değer kaybı tamamen farklı bir tazmin kalemi. Farklı bir zarar kalemi ve farklı zarar kalemi olduğu için ayrıca bir talep edebiliriz. Sigorta şirketine başvuruyoruz. Benim aracım kaza tarihindeki değeri buydu. Kazadan sonra değeri düştü. Bu sebeple aradaki reel değer kaybını, bunu özellikle belirtilmesi gerekiyor başvurularda, reel değer kaybını talep ediyorum diyecek. Ve bunun da çünkü sonuçta araçlardan da yani çok hızlı artıyor. Bazen yatırım olarak gözükebiliyor ki araç ihtiyaç artık. Burada başkasının sebebiyet vermiş olduğu bir zarar sebebiyle yine senin aracının değeri düşüyor. Ve bunu neden talep etmeyesin? Sadece hasarın onarımıyla yetinilsin. O yüzden vatandaş çok bilmiyor. Kesinlikle talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen azmış deniyor. Bazen evet edelim kesinlikle. Hani çünkü araç yeni oluyor. Kilometresi az oluyor. Bunlar da daha yüksek çıkıyor tabii aracın değer kaybı. Çünkü yeni almışız arabayı ve kaza yapmışız. Burada değer kaybı daha çok çıkar. Yani aracın değeri yükseldikçe değer kaybı da daha yüksek çıkacaktır. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten aydınlattığınız için umarım birçok kişiye de bilgi sahibi etmiş olduk. Konuk olduğunuz için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kazasız belasız günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.